TTNET'in 16 ay önce hizmete sunduğu TVBu ev servisi 100 bin aboneye ulaşırken 81 ilde hizmet verilmeye başlandı. Bodrum'da TTNET yetkililerinin katılımıyla düzenlenen basın toplantısında TTNET'in 16 ay önce hizmete sunduğu TVBu ev servisinin 100 bin aboneye ulaştığı ve artık 81 ilde hizmet vermeye başladığı belirtilirken 6 milyonu aşkın abonesiyle TTNET'in TVBu evi izleyicilerin en çok tercih ettiği televizyon platformu yapmayı hedeflediği kaydedildi. Diyebileceğiniz bir alan oluşturdu. Toplantıda konuşan TTNET Genel Müdürü Tahsin Yılmaz, TVBu Ev'le sektörde bir başarı hikayesi yazdıklarını vurgulayarak, yeni dönemde fiber internette kullanıcılarımızı yepyeni servis ve uygulamalarla tanıştıracağız dedi. Yılmaz konuşmasında TTNET ve TVBu servisleri hakkında bilgiler verdi. Sektörümüzde bir başarı hikayesi yazıyoruz diyen Yılmaz, 2006 yılında sadece bir internet servis sağlayıcısı olarak kurulan TTNET'in kısa sürede hızlı bir büyüme ivmesi yakalayarak Türkiye'nin en önemli şirketlerinden biri olduğunu, 2011 yıl sonu itibariyle 6 milyonu aşkın aboneye ve 3 milyar lira ciroya ulaştıklarını söyledi. Yılmaz konuşmasına şöyle devam etti. TTNET'in çok kısa bir öyküsü var. 2006 yılında kurulmuştuk. Bir internet servis sağlayıcısı, yani internet bağlantısı temin eden bir kuruluş. Ve biz çok kısa zamanda önemli bir noktaya geldiğimizi düşünüyoruz. Şöyle ki artık TTNET teknolojiyi takip eden, izleyen değil, üreten bir şirket. Biz fiber internet kullanımının çok yaygınlaşacağını düşünüyoruz. Hızlı internetle, yaygın fiber internetle daha fazla servisin müşterilere sunulabileceğine inanıyoruz. Dolayısıyla bu yeni alanları, yeni pazarları oluşturacak ve etrafında yeni bir ekosistem meydana getirecek. Dediğim gibi sizlerle biz uzun dönem bir araya gelemedik. Bazı konularda mesajlarımızı kamuoyuna ulaştıramadık. Fiberle bağlantılı olarak yapmış olduğumuz işlerden bir tanesi, mevcut ADSL müşterilerimizin evine eğer fiber altyapısı gitmişse biz hiçbir ilave ücret almadan kendisini direkt Fibernet'e taşıyoruz. Konuşmasında iletişimin 3 temel bileşeni olan internet, televizyon ve telefonu birlikte sunduklarının altını çizen Yılmaz, televizyon, bilgisayar, cep telefonu ve tablet olmak üzere 4 ekrandan ses, görüntü ve veri alışverişi sağladıklarını da belirtti. Yılmaz, TVBu ile ilgili gelişmeler hakkında şunları anlattı. 2008'den bugüne kadar baktığımızda internet kullanımının çok yaygınlaştığını görüyoruz. 4 kat artmış, gigabyte teknik bir terim, gigabyte ölçüsüyle bakacak olursak, kişi başı kullanım aylık ortalama 24-25 gigabyte seviyesine gelmiş. %300'lük bir artış var 2008'den 2012'ye kadar. Benzer şekilde paket dağılımına baktığımızda müşterilerimizin her geçen gün limitli paketlerden limitsiz paketleri geçtiğini, taşındığını görüyoruz. Evet, ben son olarak şunu söylemek istiyorum. Bizim TVBu evle ilgili burada servise, bu teknolojiye ne kadar inandığımızı, Türkiye'nin, müşterilerimizin, halkımızın bu servisin yeniliklerini ne kadar çabuk benimseyip bu abone sayısına bizi ulaştırdığını anlatmak istedim. Bu da bize güç verdi. Biz bunun üzerinde daha sıkı bir şekilde duracağız. Tabii ki amacımız, burada da yazmış arkadaşlar, TVBu'yu her geçen gün daha çok kişinin deneyimlemesini sağlamak istiyoruz. Sosyal TV özelliğimiz var. Bunu ben sadece bir cümle olarak burada size söylüyorum, başlık açmak adına. Birazdan zaten arkadaşımız gelip size bunu canlı olarak demosunu yapacak. Burada da yapmaya çalıştığımız, televizyon izlerken insanların sosyalleşmesini sağlıyoruz. Bu da TVBu'nun bize getirmiş olduğu yeniliklerden bir tanesi. Burada bir takım interaktif servisler var. Onları pas geçtim vakit darlığından dolayı. Ama sosyal TV hakikaten Türkiye'de bir ilk. İnsanlar televizyonu izlerken sadece televizyon kumandasıyla televizyon izleyicileri arkadaşlık kurarak haberleşebiliyorlar. Çok büyük bir yenilik. Bunu da zaten bir canlı demo olarak yapacağız. Toplantıda konuşan TTNET Dijital Medya Pazarlama Direktörü Yaman Alpata da
TVBu'nun Sosyal TV uygulamasını tanıttı. Alpata, TVBu evi interaktif bir platform haline getirmek üzere Sosyal TV uygulamasını başlattıklarını, Sosyal TV ile TVBu üyelerinin televizyon üzerinden arkadaş listesi oluşturabildiklerini, kumandalar aracılığıyla mesaj gönderebildiklerini söyledi. 2 ay gibi kısa bir süre içinde 20 bin kişinin Sosyal TV uygulamasını kullanmaya başladığını ifade eden Alpata, sözlerine şöyle devam etti. Sosyal TV uygulamasıyla abonelerimiz canlı yayın esnasında herhangi bir programı beğenebiliyor, arkadaş grubu oluşturabiliyor, seyrettiği film ve dizileri arkadaşlarına önerebiliyor, hatta dilerse birbirlerinin izlediklerini takip edebiliyorlar. Öneriyi alan kullanıcı tek tuşa basarak önerilen içeriği izleyebiliyor, Twitter'a bağlanarak sosyal mecralarda paylaşım yapabiliyor. Flickr'da fotoğraf albümlerini gezebiliyor ve fotoğraf yükleyebiliyor. Sosyal TV uygulaması arkadaşlarınıza yemek tarifleri önermenizi bile mümkün kılıyor. Bu uygulamamız sayesinde televizyon artık karşılıklı haberleşme aracına dönüşüyor. TVBu eve eklenen yeni özellikle birlikte TTNET'in bulut iletişim hizmeti NetDisk üzerinde depolanan tüm fotoğraflar artık fotoğrafların çekildiği tarihe göre görüntülenebiliyor. İlerleyen dönemde yeni uygulamalarla TVBu evin interaktif özelliklerini zenginleştirmeyi hedefliyoruz. Akıllı ev konsepti içerisinde bizim en önemli ürünlerimizden bir tanesi TVBu ev ürünü. Siz de oradan takip edebileceksiniz. Toplantıda TVBu ev aboneleriyle ilgili sayısal veriler de paylaşıldı. Verilere göre abonelik kapsamında bölgeler arasında Marmara bölgesi 46 bin aboneyle birinci, İç Anadolu bölgesi 21 bin aboneyle ikinci, Ege bölgesi 15 bin aboneyle üçüncü sırada yer alırken, iller bazında birinci sırada 37 bin aboneyle İstanbul, İkinci sırada 17 bin aboneyle Ankara, üçüncü sırada 11.500 aboneyle İzmir yer aldı. TVBu evde en çok kullanılan servis tekrar izle servisi olurken, bugüne kadar izlenen içerik sayıları ise tüm TVBu platformlarında tekrar izle, seç izle ve kırmızı halı özellikleri kullanılarak toplamda 30 milyon olarak açıklandı.